Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet, bugün yine gündemde voleybol var. Voleybolla ilgili. Evet, Vakıf Bank'tan bahsedeceğiz. Vakıf Bank kadın voleybol takımı Türkiye'de olsun, dünyada olsun. Son bu geçtiğimiz yılın veya diğer yıllarda da var. Ha, tabii bunlar eczacı başı zaten bunun bir numarası. Onu da kabul etmek lazım. Fenerbahçe sonra yol açtı Dünya Kupası'na. Daha sonra Ezali Başa aldı Ama Vakıf Bank son yıllara damgasını vurdu. Evet 5. kez Dünya Şampiyonluğu'na gitti. Yine e, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyerek ulaştı. Oradan çok başarılı. Sevdiğin Ş Avrupa Şampiyonası'nda da aynı şekilde. Hep rakibi Fenerbahçe. Bunu da kabul etmek lazım. Ama Fenerbahçe bir türlü Vakıf Bank'ı yenemedi. Evet. Eğer tam son dakikaya kalıyor, bir set de olsa sonuçta son sayılarla Vakıfbank kazanmayı başarıyor. Tabii Vakıfbank kadrosu biraz daha güçlü Fenerbahçe'ye bakarak onu da kabul etmek lazım. Tabii Fenerbahçe'de biraz daha akıllı oynasa belki Vakıfbank'ı yener, şampiyon da olurdu. Ama şimdi şöyle söyleyeyim, Vakıfbank üstünlüğünü tabii Avrupa'da da kabul ettirmiş. Bunu da kabul etmek, imaj voleyi. Mesela geçen sene Fenerbahçe karşılaştı, başarılı olamamıştı ama bu sene Mesela şimdi Avrupa'da 4 finallere de kalmayı başardı iki takım da. Tabii Ezacı başında göz ardı etmiyor. O da zaten bir kupa kazandı sonuçta. Ama şöyle söyleyeyim hangi takım giderse gitsin evet şampiyonla oynuyor. Kadınlar da voleybol deyince akla Türkiye geliyor. Bunu da kabul etmek lazım. Tamam yurt dışı transferlerimiz falan var ayrı konu ama gerçekten başarılıyız. Bunu da kabul etmek lazım. Dünyaya kabul ettirdik. Yani bunu, bu çok başarılı bir durum. Yani inşallah e, diğer spor branşlarına da bunları yaparsa bireyselleri saymıyorum. de çok başarımız var. Onlar ayrı bir konu açıp onlar da yorumlayacağız ama şöyle baktığımız zaman evet Vakıfbank voleybolun evet e, dinamolarından biri oldu. Zaten Eczacıbaşı'nın lokomotifiydi. Şu anda da tabii Fenerbahçe'yi unutmamak lazım. Galatasaray, Beşiktaş bunlar tabii seyircili takımların burada olması oraya da bir, ayrı bir hava katıyor. E, gerçekten tabii İki takım zirveyi zorlayan takımlar. Bu senenin en başarılı takımlarından birisi Vakıfbank, diğeri de Fenerbahçe. 3 ee, üç kulvarda da yarıştılar, üç kulvarda da Vakıfbank kazanmayı başardı. Vakıfbank'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'nin de daha başarılması, biraz daha çalışması veya transferlerin ona göre yapması lazım. Egon'u geçemiyorlar. Egon'u her şeyi bitiriyor. Zaten şimdi yorumlara da baktığınız zaman Egon'un olayı gündemde. Ne yazık ki onu geçemediğiniz zaman bu işi de çözemiyorsunuz. Zaten şöyle söyleyeyim. Tabii bir kişiyle bitmiyor bu iş. Yani bir takım oyunudur. Takımda herkesin başarılı olması lazım ki bu iş otursun. Ayrıca Vakıfbank mesela teknik direktörünü değiştirmiyor. Aynı kadroyla devam ediyor. Üstüne koyarak devam ediyor. altyapısını da geliştirdiği gibi bir marka olmaya yolunda gidiyor. Tabii teknik direktör yani koçun değişmemesi bu ön... Çok önemli bir konu aslında. Mesela bir istikrar yakalıyorsun. O istikrarla da başarılı geliyor. Ee, mesela e, yani bunu eğer bir sisteme oturtmazsanız başarı da gelmez. Her sene teknik direktör değiştirirseniz, işte voleybolcuları değiştirirseniz de başarı gelmiyor. Tabi üstüne koyarak devam ediyorsunuz. Üstüne koyarak devam ettiğiniz zaman da siz de yıkılmaz bir armada haline geliyorsunuz. Bunu da çok iyi başardılar. Ee, Guidetti zaten bu işin yani İtalya'dan getirdiler ee, mesela kaç yıldan beri 11 kupa kazandı 5 yıl Avrupa Şampiyonluğu var yurt dışında 11 kupa yeter. Türkiye'de genelde başarılar elde ediyor yani e, gerek kupayı gerek ligi gerek e, Avrupa'yı domine ediyor işte yani bu da neden oluyor oturmuş bir kadronuz olduğu zaman e, zaten artık rakiplerinizi ezberliyorsunuz rakipleri ezberlediğiniz zaman da başarılar ardı ardına gelmeye başlıyor tabii ama siz her seferinde aynı bir şeyi değiştirirseniz bir de mesela şöyle söyleyeyim. E, bir yerde başarısızlık varsa orada da hemen müdahale etmek gerekiyor. Ama bunu da yapmazsanız başarı da gelmez. E Vakıf Bank da bunu şimdi Guidet diye bıraktı her şeyi. Guidet diye bu işi çok iyi biliyor zaten. Onu da yapıyor. Gerçi milli takımı da çalışıyor aslında. Ama tabii milli takımda bu başarı bir türlü gelmiyor. Onu da e, tamam başarılar ama şampiyonluklar serisine bir türlü ulaşamadık. Bakalım ilerleyen yıllarda olur mu olmaz mı onu da bilemem ama voleybolda bir dünya markası haline gelmeye başladık. Onu da e, gerek Vakıf Bank'ı, işte Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi, bu işin lokomotifi olan takımları da tebrik etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer takımlar mesela şimdi yeni hava işte şey, ya daha doğrusu parayla doğru orantılı bir sistem. Ya. Yani paranızın olması, takımı iyi kurmanız. Aynı zamanda tabii amatör ruhun Profesyonel ruhla karşılan, karışmasıyla beraber başarı da geliyor. Mesela Yeşil Yurt'ta çok büyük şey vardı. Aksesori spor e, sigortam net Yeşil Yurt olarak geçen sene mesela girdi, e, şampiyonda oldu yani. Demek ki oluyor Demek ki azim olmak lazım. İş maç kaybetmediler. Sonuçta başarı yakaladılar. Bunlar önemli konular. Başarı istiyorsanız hiç durmadan çalışmaya devam edeceksiniz, sonuna kadar mücadele edeceksiniz, son topa kadar en sonunda da başarıyorsunuz. Bunu da yapan Vakıfbank olduğu için şu anda Vakıfbank'ı tebrik etmek gerekiyor. Herkese iyi seyirler diyorum. Hoşçakalın.